Hayırlı geceler arkadaşlar. Bu gece sizlerle Lerefav yapacağız. İstavrit, Çinekop ve Palamut peşinde koşacağız. Çünkü bu aralar buralar hareketli. Nereye gideceğiz? Yeni Mahalle'ye gideceğiz. Yeni Mahalle neresi? Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü ağız, Karasu ilçesi. Burada avlanacağız. Saat şu an 00:00 tam olarak. İşte birkaç saat olta atacağız. Bakalım nasibimize ne çıkacak. İnşallah izleyecek bir şeyler çıkar. Öncelikle bana, sonra oltasız dolan herkese rast gelsin. Tabii balıktan önce kısa bir kahve molası. Kolay gelsin. Kahve var değil mi? Versene. Buyurun. Eyvallah. Abi ne oldu? Hadi hayırlı geceler sana. Evet, kahvemizi aldık. Yavaş yavaş yola çıkacağız. Bu arada sıfır rüzgar var. Denizin de iyi olduğunu biliyorum fakat biraz akıntı var. Ama akıntıya alışığız. Yeni Mahalle'ye geldik. Yaklaşık 200 metre sonra nehrin denize döküldüğü alandayız. Bu mahalle çok güzel bir yer. Güzel manzarası var. Gerek sabah gerek gün batımında şahane manzarası var. Buraya gelenler burayı kesinlikle görüyorlar. Görmeye geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Fakat şöyle bir talihsizliği var. Yeni Mahalle çok bakımsız. Şimdi bakmayın, bu çekim gece gerçekleşiyor. Gördüğünüz ışıklar bazı şeyleri örtbas ediyor ama burası Karasu'nun incisi olmasına rağmen yolları çok bozuk. Fenerin dibi güzel değil. Yani karanlık, izbe, olur olmaz insanların uğrak yeri haline geliyor. Aslında güzel bir aydınlatmayla, nizami bir şekillendirmeyle çok daha güzel hale gelir. En azından farklı şehirlerde, farklı ilçelerde bu tarz alanlar çok iyi değerlendiriliyor. İşte sağlı sollu restoranlar var buralarda. Mesela solumuzdakini gördünüz. Sağımızdakine de şöyle bakış atalım. Bizim Emrah'ın mekanı burada. Böyle yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş Mera'ya doğru geliyoruz. Şimdi orada beni bekleyen 3 arkadaşım var. Onlarla birlikte avlanacağız. İnşallah güzel şeyler çıkar. Güzel şeyler izleriz.
Gece balığa gelmek herkesin harcı değil. Zaten videolarımı bu aralar izlemiyorsunuz. Sahi arkadaşlar, bu aralar videoları niye izlemiyorsunuz? İlla lüfer çinekop sezonu mu gelsin? Neyse, şaka bir yana. Avımıza dönelim. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Var mı hareket? Daha erken. Abi sabah oldu değil, balık 2'den sonra. Kaç? 2. Yok, 5'ten. Ha, inanmıyorlar. 2'den sonra ya. 2'den sonra sen tek başına burada. Ben sabaha kadar buradayım bugün. Vallahi. Yani niyetim o. İşte abi olacaktın. Ustam rast gelsin. Şöyle kovamızı da koyalım. Ben böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur. İkili silikon yaptım. Bu şekilde balık avlıyoruz. Dün güzeldi en azından. Bakalım bugün ne olacak. Taşlar da ıslak. Evet, ilk atış. Şu an nehrin içine atıyoruz. Evet, geldi. İlk atışta balığı aldık arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bakın. İlk atış. Güzel bir istavrit. Hemen kovamıza. İkinci atış. Onur, bir de bir. Yanında adam çapara atıyor. Evet. Üçüncü atış arkadaşlar. Üçüncü atış, ikinci balık. Ve boylar çok güzel. Şimdi bu sistemin şöyle bir avantajı var. Balık suda daha fazla yem gördüğü için oltanızın cezbetmesi daha farklı oluyor. Evet, Karasu LRF ekibi bu akşam yeni mahalleye çıkarma yaptı. Şimdi sırayla kimler var bakalım. Erol var. Erol tanıdığım günden beri Karasu'nun deneysel balıkçısı. Herkes bir sahteyle balık alırken o başka bir sahte çıkarır. Onunla alır. Bu şey diyor ya, profesör diyorum ona hocam. Sessiz profesör. Bilim adamlarının mütevaziliği bizim Erol'da da var. Erol'un makinesi çok güzel, vermiyor onu bana. Lazım olur bugün hocam. Trofesi bol olsun. Geliyor hocam, düşmez. Evet, Onur aldı bir tane balık.
Bakalım. Ben Onur'un şans meleğiyim. Tamam. Oh, düşürdü. Çok çırpındı. Onur bugün yeni makine aldı. Kullanmaya kıyamıyor. Yok, kıyamıyor değil. Akşam senin yaptığın takımı bozmak istemedim. Daha yapmam. Güzel bir takım yapmıştım. Bozmayayım diye. Acele etmeyelim. Şimdi yorumların birinde Cevdet Kral'la beraber video yapın dediler. Biz de yaptık. Senin niye moralin bozuk? Yoo, niye moralim bozuk? Bak, saat ilerlediği zaman burası kuduruyor. Yatsı yıkıldın mı? Niye? Ha, yatsı yıkıldın, otur sakin sakin bekle bak. Saat 1.30-2'den sonra burası kuduruyor. Ah yavrum benim. Harbi diyorum ya. Yok, acelemiz yok ya. Heh. Zebaga da burada yok. Ya bizim burada dezavantajımız ne biliyor musun abi? Biz akıntıya karşı LRF yapıyoruz. Yani, bu yapılacak iş değil. Canım. Yapılacak iş değil yani. Çarşaf gibi ki. Dümdüz. Yani. Onu da atacak. Şey gibi. Akçak Özel Limanı'nın içi gibi olacak ki. Akıntıyı hesap et. Ağırlığı hesap et. Erol, kamış nasıl? Güzel. Satarsan alırım. 2000 lira. Aa, çok tatlı kamış ama. Güzel. He? 1000 liraya alırım. Ama biraz daha dolar yükselsin, öyle 1000 liraya alırım. Balık şu sıralar seyrek. Neden seyrek? Gecenin ilerleyen saatlerinde balık daha yoğun oluyor burada. En azından bize böyle denk geldi. Şöyle 40-45 dakika sonra balık hızlanır. O zaman kovamız dolar. Evet, geldi bir tane. Sizinle konuşurken bir tane balık geldi. Oo, düştü. Deniz tarafı su olduğu için nehir tarafına atıyoruz. Geldiğiniz zaman bunu dikkate alın. Pişman olmazsınız. Evet, hala iki balıktayız. Ama artacak. Emin ol, ben buna eminim. Siz de emin olabilirsiniz. Volkanın ucunu görüyorsunuz değil mi? Büyük bir mücadele. Hoppa. Bakar mısınız balon boyuna? Çok güzel bir balık. Gerçekten çok güzel. Evet. Üçüncüyü yakaladım. Yani toplamda 3. Önümde kefal sürüsü var. Ekmeğe saldırıyorlar. Balık bazen suyun üzerinde, bazen suyun iyice dibinde saldırıyor. Bunu kestirmek pek kolay değil aslında. Şimdi bu sefer suyun altını tarayarak saracağız. Makine beni ne kadar yoruyor var ya. Murat, 131'den Porsche'ye binmek gibi. Ben diğer tarafa geçeyim de iki yeri tarayalım ya. Evet, aynı sistemi yaptım. Bu sefer jiketleri ağırlaştırdım. Bakalım ne olacak. He? Bırakıyor. Aynı. Kancaları büyüttüm şimdi, bakalım ne olacak. İri iri. Evet. Açıktan bir tane alıyoruz.
Nereye düştük? Nereye? Evet. Bir balık daha aldık. Etti 4. Evet. Oy maşallah. Çok güzel asılıyor. Kancaları büyüttükten sonra ikinci atış geliyor. Bakalım. Kocaman bir şey. Evet. Şimdi pek çoğumuz kancaları küçültüyor LRF avında ama ben büyüttüm çünkü balık bayağı bir mesafeden geliyor. En azından kancaya saplandığı zaman kaçma şansı daha azalıyor. Evet, bir balık daha geldi. Tebelenme. Hoppa. Bir balık daha aldık. Devam. Yalnız Onur sol tarafında çok iyi balıklar alıyor. Bu şekilde aksiyon vermek burada çok zor. Yani akıntı fazla. Onur çıldırdı. Gerçekten sürekli balık alıyor. Evet, bir balık daha geliyor. Kamışımızı da düzeltelim. Evet, bir balık daha geliyor dedim. Kaçırdık. Tabii böyle bazen istavrita atarken farklı balıklarda yakalayabiliyorsunuz. Beş on gün önce 1 kilonun üzerinde kefal aldık mesela. Böyle silikonlarla. Aslında balık önümüzdeki kayaların diplerinde. Biz biraz daha açıkta arıyoruz balığı. Çünkü çok malzememiz gidiyor. O yüzden açıkta aramaya başlıyoruz. Kayalara yaklaşınca da mecburen sarmak durumundayız. İşte bizim yeni mahallemiz maalesef böyle. Şimdi işi sadece balık tutma boyutu olarak düşünmeyin. Şimdi yılda bir, iki yılda bir buraya İşte büyük kayalar geliyor, bırakılıyor. Bir fırtına, rüzgar tekrar berbat bir hale geliyor. Düzenli olmayınca da insanlar korumuyor. Çöpler buraya atılıyor. Doğru dürüst ışıklandırma olmadığı için de herkes kafasına göre davranabiliyor burada. Özellikle hafta sonları mesela burada balık tutamıyoruz. Niye? Sürekli rahatsız ediliyoruz. Oo, bir tane aldım. Konuşurken kıyıda vurdu balık. Güzel bir şey. İki tane birden.
Biri düştü. Balıkların biri düştü. Size kıyıda olduklarından bahsediyordum. Gerçekten balıklar kıyıda. İşte malzeme kopacak diye, kaybolacak diye kıyıya fazla şans veremiyoruz. Aslında versek daha güzel olurmuş. Bir tane daha geldi bu arada. Bu da çok kırçın. Bu da of of of, maşallah maşallah. Kocaman bir istavrit. Özellikle sahte yemlerle yapılan avlarda, mesela şu an yaptığımız istavrit avında ya da çinekop avlarında çok seri olmak zorundasınız. Balık bir anda girer, bir anda kaybolur. İşte o balık girdiği zaman aralıksız olta atmak size çok daha fazla balık yakalatacak. Onur deli gibi balık tutuyor. Güzel bir akşam oluyor yine. Balık kendini göstermeye başladı. Bakın yine vurdu, bıraktı. Biraz aşağıda arayacağız şimdi balığı. Bekletiyorum. Şimdi yavaş yavaş sarmaya başladım. Yıllar önce LRT avına merak saldığım zaman çok ilgimi çekerdi. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor diye. Sonra genç bir kardeşimiz İbrahim Çıtlak, o bana yardımcı oldu. Anlattı, tarif etti. Tabii o zaman yine bir sürü malzeme yığdık. Sonra bir gün birlikte balık tutmak nasip oldu. Denizde LRF avı böyle başladı. Sonra tabii işin içine girdiğiniz zaman etraftan bilgi de alabiliyorsunuz. Ve her av yeni bir tecrübe olduğu için kendi kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ama şu olta balıkçılığında biz malzemenin sonu yok, malzeme almanın sonu yok vesaire cümleler kuruyoruz ya. Aslında bilginin sonu yok. Her sezon yeni şeyler öğreniyorum. Yani her sezon yeni şeyler öğretiyor bana. Ve çok değerli bilgiler geliyor arkadaşlar. Şimdi bu sene işte balık tutuyorsunuz vesaire falan filan. Ama karşınıza bambaşka bir yöntem çıkıyor. Bir usul çıkıyor. Bu sefer yeni bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Bu da çok güzel. Yani benim açımdan işi keyifli kılan yönlerinden bir tanesi bu. Yeni bir şeyler öğretmek. Aa, bir vuruş daha. Bazen şu oluyor burada. Pek çoğunuz LRF yapıyordur. Bazen yavaş sarıyoruz makineyi. Buna geliyor. Bazen de hızlı sarıma geliyor balık. Yani bayağı ciddi ciddi hızlı sarıyorsunuz. Balık o gelişi daha çok seviyor bazen. Bir önceki atışında iki vuruş aldım. Şimdi bir balığın gelmesi lazım. Gelmedi. Ben ilkten yılan sandım.
Allah Allah. Bak susam bana. He. Yılan mıdır nedir dedim. Beyazdı kafası ama. Yok susam bana ya. Bende ya. Suratından da emin ya. Çıkmasın taşların dibinden. Bilmem hiç susamuru ile karşılaşmadım. Açıkta vuruyor balık. Şimdi açıkta vuruyor. Vurdu alamadım. Az önce tuttuğumuz istavrit. Kocaman bir şey olmuş. Abi devam ediyor. Ay. Evet geldi. Aldım. Açıktan geldi gene. Yok bu sefer gitmedi. Gitmedi de. Heh. Aldım. Poşet nereden takıldı ortaya? Akıntı çok fazla. Dalga da yüksek. Şartlar çetin. Doğadayız. Evet, bunlar da Onur'un balıkları. Bu gecenin şampiyonu Onur. Çok güzel balık tuttu. Onur, bizim Onur. Rast gelsin. Eyvallah. Yok. Oltası suda olana rast gelsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.